Enteresan. Sanırım bu bir tür hoysala parası. Bu üç sembolümüzden biri değil. Belki geri döndüğümüz zaman satabiliriz. Bir şey buldun mu? Madeni para gibi bir şey. Eski hoysala zımbırtısı. Gerek var mı? Hayır. İstiyor muyum? Kesinlikle. Dikkatli ol. Galiba Asav'ın adamları da orada. Şiva'nın baltası. Vay be. İyi ki o kuleye tırmanmışım. Şiva. Yok edici tanrıydı değil mi? Evet. Ama senin düşündüğün şekilde. Yani bir şeyleri patlattı. Kesinlikle hayır. Ve yine büyük bir tepki. İşte buradan. Bunu ben hallederim. Tamam. Ben getirebiliyorum. Tabii ama tersten. Ne demek? Sala kaplana karşı. Pek adilmiş gibi durmuyor. Kazanan Sala'ydı. Gurusunu koruyordu ve hayvanı tek darbede öldürdü. Hoysala adı buradan geliyor. Hoy onların dilinde darbe demek. Ekipmanlarını bırakmışlar. Bunlar işimizi görür. Düzeltiyorum. Artık bizim oldular. Gel. Yukarıdan bir ses duydum.
Davamızda lütfe yer yok. Benimki birçoğundan küçük. Ayağından bahsediyorsun. Öyle der. Yerde biri var. Tetikte olun. Arama başlatın. Kendine! Şuna bak. Burası da ne böyle? Yakında öğreneceğiz. Bakalım bu ne işe yarıyor? Heykel hareket etti. Tamam. Bakalım ne olacak? Vay, şuna bakar mısın? Gösterişliymiş. Olamaz. Heykel yine kıpırdadı. Dikkat et. Pek hayra alamet değil. Hmm.
kalmıştı. Pekala. Sanırım oldu. Gel hadi. Geldim. Baltaya dikkat et. Korktun mu? Hayır. Hayır mı? Hayret bir şey ama ya. Üç heykel. Bu sefer iki farklı zengin. Yıldız ve hafif. Oysa güneş sembolleri. Ama senin tanımların daha güzel. Ucu ucuna yırttık. Taştan dev bir baltanın darbesi de acıtıyormuş. Ben yok. Sen iyi misin? Evet. Hep yaptığım şey. Sıyırdı geçti. Bu kadar da kötü değil. Evet. Tamam. Gel hadi. Ah. Bir tane daha olduğu belliydi. Nereden biliyordun? Üçün gücü de değil. Ne? Görürsün. Yırttım.
temiz hava. Bize bir de balta lazım. Adil değil. Küçük ve ortanca parçalar dış çemberi hareket ettiriyor. Güzel Shiva. Hadi bitirelim şu işi artık. Pekala. Oh, kahretsin. Gördün mü? Tehlikeli olduğunu söyledim. Acıdı mı? Sadece gururum. Hadi bakalım. Ve işte su. Böylece üç etti. Bence bu hazine avı işlerinde çok iyisin. Çabuk kavrarım. Hı. Ama bir şey soracağım. Bana kalırsa istediği her şeyi yapabilecek birisin. Neden Shoreline için ısrarcısın? Ciddi misin? Hı. Ortağım adamlarımı düşman etti. Sonra teğmenim hazine ile kaçtı. Nathan ve Samuel direkt paçayı yırttı ve sen bana bu soruyu mu soruyorsun? Evet. Görev başındaydım. O zaman kaybettim. Bir dakika, o elindeki şey ne öyle? Hiç, stres oyuncağım. Avustralya'ya gittikten birkaç hafta sonra gelmişti. Tamam, gitsek iyi olacak. Asav önümüze geçmemeli. İşin aslı, ben de epey bir çuvalladım. Aslında en iyisi toparlanıp devam etmek. Başarısızlığı sevme. Kimse sevmez canım. Hadi arabaya dönelim. Kestirmeyi kim sevmez? O yoldan dönmeyeceğiz yani, harika. Baltayla aranı düzeltirdim. Fraser! Fraser! Bakmak istediğin başka yerler varsa şimdi tam sırası. Tamamdır.
dinle. Doğrusunu istersen seni dillere destan önünden dolayı bu işe dahil ettim. Hem de para da işini görür dedim. Doğru demişsin. Bir şey itiraf edeyim mi? Bir kadınla çalışmak da inan çok iyi geldi. Bir saniye. Evet. Nerede kalmıştık? Aa, doğru ya. Haklısın. Bu işte pek kadın yok. Silah tüccarının biri yetkili kişiyle konuşmak istedi. Ben olduğumu öğrenince yan çizmeye başladı. Lafını unutma. Tamam. Biz az önce ne konuşuyorduk? Tamam. İşte sonra... Sen ne yaptın? Bacaklarını kırdım. Şaka yapmıyorsun. Şartları eşitlemeye çalışıyorum. Ah, Rosa bulaşmayın. Bunu kart vizitime ekleyeceğim. Bıraksana o. Hey hey, hemen dönerim. Fraser. Evet, demin ne diyordun? Ah, doğru. Bıraksan olmuyor mu? Yani şort... Bir saniye. Dediğim gibi. Hayır, sen diyordun. Biz ne diyorduk? Tamam. İşte sonra bıraksan olmuyor mu? Yani shoreline meselesini kapatsan. Orası benim yuvam. Seçim şansım yok. Aa, seçim şansı hep vardır. Burası çok güzel. Hindistan'a ilk kez mi geliyorsun? Evet. Bu iş kolunun pek bir avantajı olmasa da seyahat etmek çok güzel. Nerelere gittin? Ah, nereye gitmedim ki? Hangisini cevaplamak istersen? Amerika'ya hiç gitmedim. Cidden mi? Evet. Hep eski şeylerin peşindeyim. Amerika kurulalı sadece birkaç yüzyıl oldu. Doğru. Peki ya sen? Nereye gitmek istiyorsun? İzlanda. Ne seçim? Güzel bir yer. Sessiz, sakin. İnsan yok. Kuzey ışıklarını da görmek istiyorum. Tamam. Listeye onu da eklersin. İşimiz bitince git bence. Bakacağım. Önce yapılacak başka işlerim var. Geliyor musun? Tam arkandayım. Ah.
Muhteşem. Sence böyle bir şeyi oymak ne kadar sürer? Yıllar. Hatta onlarcası. Hoysala taş işçiliğinde epey becerikliymiş. Bir de savaşta tabii. O da var. Bu şeyi Perslere karşı kazandıkları zafer için yapmış olmalılar. Başarılı bir savaşmış. Evet öyle. Ama uzun sürmemiş. En azından biz kazanacağız, değil mi? Şuradaki tanıdık geliyor. Buradaki işleme diskle tamamen uyuşuyor. Bunun anlamı ne? Henüz bilemiyorum. Ama bana kalırsa şu kolu denemeliyiz. Dansa var mısın? Bu sefer kırmamın. Çok iyiymiş. Ne oluyor? Beklediğimi söyleyemem. Hazır mısın? Evet. Sadece sindiriyorum. Tamam. Halebido'nun kalbine hoş geldin. Evet, Ganesh'in fil dişi son olarak burada göründü. Muazzam. Ha. Ne? Heykellerin arasında bent benzeri bir şey olması gerekmiyor muydu? Akıntı yüzünden aşınmıştır. İçeri nasıl gireceğiz? Bekle. Hey, taca baksana. Pek zarar görmemiş. Haklısın. Belki de gözlem kulesiydi. Persler oradan girmiş. Çok uzun zamandır bu mekanın adını duyuyordum. Karşımda durduğuna inanamıyorum. Fotoğraf çeksene. Babana yollarsın. İyi fikir. Ne yani? İhtiyar bilgisayar kullanmayı bilmiyor mu? Sen yine de çek. Gidince gösterirsin. Aslında bunun için 20-30 yıl kadar geç kaldım. Cidden gerek yok. Ben iyiyim. Ne dersin? Halebido'ya gidelim mi? Olur. Hadi.